uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Bize kimsin diye soran ey zahir, soyla sopla uğraşmayız, ters bize, ters bize. İnsanlık tarihi bunlara şahit, insanı kâmile varma farz bize, insanı kâmile varma farz bize. Uğraşmayız kimsenin değeriyle, köleyle, mezhebiyle, diniyle. Uğraşımız muhabbetle, sevgiyle. 73 milleti sevmek farz bize. Uğraşmayız kimsenin değeriyle, kökeniyle, mezhebiyle, diniyle. Uğraşımız muhabbetle, sevgiyle. 73 milleti sevmek farz bize. Sayın Nekil'in de ifade ettiği manada birçok faaliyetlerimiz, birçok değerlerimiz var. Ama ilk kurşun, akşam da ifade ettim, her zaman ifade ediyorum. İlk kurşun sadece Hatay'ın, sadece dört yolu, sadece Karakesen'in değil, Sayın Milletvekili'nin demin ifade ettiği ve hepinizin çok iyi bildiği düşünce içerisinde bu hem Türk tarihi açısından hem de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatma sürecine dönük olarak dört yolda atılan, dört yolda yakılan özgürlük meşalesinin ilk kurşunun Türk tarihi ve Cumhuriyet tarihi açısından çok önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum. Bunu artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Vekilimiz 2099 mu? 2000 sürecinde dillendirdi. Dün Sayın Ahrazoğlu'nun bütçe görüşmeleri sürecinde dillendirdi. Sayın Vekilimin zaman zaman Hatay günleri ve benzeri süreçlerinde dillendirdiği manada, ama daha da ötesinde sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Sabriye Hanım'a katılıyorum. Eksiklik bizde. Dört yolla. Aşkın kâbesinde safı tutarız, tutarız. Olgun insanları mümin sayarız. Her
Erenler yolunu sürmek farz bize. Erenler yolunu sürmek farz bize. Uğraşmayız kimsenin de evine. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hatay Milletvekilimiz, Dört Yol Belediye Başkanımız, beraberinde protokol üyeleri ve Dört Yol halkıyla alanımıza giriş yaptılar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli Hatay Milletvekilim, saygıdeğer Dört Yol Belediye Başkanım, Belediye Başkan Yardımcılarım, Meclis Üyelerim, siyasi partilerimizin ilçe temsilcileri, basın mensupları, kıymetli protokol ve aziz Dört Yol halkı, tarihten silinmek istenen bir milletin 70 millete baş kaldırdığı zulme, küfre başkaldırdığı kutsal milli mücadele hareketinin başkentine, Dört Yol'a, 4. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başta Atilla Han ve Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ebediyete intikal etmiş cümle Türk başbuğları, başta Kürşat Han ve Ömer Halis Demir olmak üzere aziz vatanın bekası için canlarını fedadan kaçınmamış cümle Türk şehitlerinin manevi huzurunda hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Oh,
Belediye Başkanımız Sayın Yaşar Toksoy. Arz ederim Sayın Başkan. Evet, çok saygıdeğer Hatay Büyükşehir Belediye Başkanım Lütfi Savaş Bey. Çok saygıdeğer Hatay Milletvekili'm Mevlüt Dudu Bey. Çok saygıdeğer 20. dönem Milletvekili'm Mehmet Nuri Tahran Bey. Siyasi partilerimizin çok saygıdeğer ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli başkanları, çok saygıdeğer mesai arkadaşlarım, muhtar arkadaşlarımız, belediye meclis üyelerimiz, bu 4. ilk kurşun kültür, sanat ve Turunçgil Festivali'nin hazırlanma süreci, başlangıç süreci, dün resmi kutlamalar, bugün festival, kortej yürüyüşü ve festival alanının açılış programı ve son bulacak sürece ve saate kadar emek sarf eden, katkı sağlayan bütün siz diyorum dostlarımı, çok saygıdeğer hemşerilerimi, saygıdeğer hanımefendileri, sevgili gençleri, sevgili çocukları ve cümlenizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah'ın selamı üzerinize olsun efendim. Evet. 19 Aralık 1918 hem Türk tarihi açısından hem de Cumhuriyet tarihi açısından çok önem arz eden bir tarih. Bu düşünceden hareketle ilk kurşunun atılışının 99. yıl dönümü programı çerçevesinde ve 99. yılı kutlamalarını taşlandırmak adına adını 4. İlk Kurşun Kültür, Sanat ve Turunçgil Festivali olarak adlandırdığımız ve icra ettiğimiz bu programa katkılarınızdan dolayı, katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir kez daha siz dört yollu hemşerilerime, özellikle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanım Lütfi Savaş'a ve sayın milletvekillerimize ve dünden beri bu programa iştirak edip, sorumluluk alıp, inisiyatif alıp gelen, katılan, bizleri yalnız bırakmayan bütün gönül dostlarına, siz dört yollu hemşerilerime bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Evet, sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sizlerin hizmetinde ve hizmetkar olma düşüncesi içerisinde gece gündüz demeden mesai arkadaşlarımızla birlikte sizlerin hizmetinde ve hizmetkarı olma düşüncesi içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet, 19 Aralık 1918 tarihi demin de ifade ettim. Türk tarihi ve Cumhuriyet tarihi açısından çok önem arz etmekte. Özellikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan Anadolu'ya hareket sürecinin başlangıcı ve Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasına gelene kadarki süreçte ilk özgürlük meşalesini yakan, evet, işgalci güçlere karşı ilk kurşunu sıkan Kara Mehmet Çavuş ve Kara Hasan Paşa'yı ve onların silah arkadaşlarını, demin sunum yapan arkadaşlarımızın ifade ettiği manada Büyük Türk Milleti'nin bugünlerdeki huzuru, güveni, yarınlardaki huzuru, güveni ve birliği, beraberliği ve dolayısıyla bin yıllık kardeşliğimizi korumak, kollamak, yaşamak ve yaşatmak adına ortaya konan bu dik duruşun bugüne tezahür eden sürecinde onlara
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kara Mehmet Çavuş'a, Kara Hasan Paşa'ya ve şehitlerimize layık olmaya çalışıyoruz. Bütün harpları protokolü siz STK'nın çok kıymetli temsilcilerini, hanımefendileri, sevgili gençleri, sevgili çocukları, mesai arkadaşlarımı ve dört yollu hemşerilerimi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ben ilk kurşunun atılışının 99. yıl dönümü etkinliklerinin kutlamalarının Büyük Türk Milleti'ne, Hatay'ımıza, milli ruhun şahlandığı ilçemiz dört yola hayırlara vesile olmasını tekrar Cenab-ı Allah'tan diliyoruz, temenni ediyoruz. Yine bu düşünceden hareketle hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun yavrum efendim. Sağ olun. Dört Yol Belediye Başkanımız Sayın Yaşar Toksoy Beyefendi'ye muhteşem konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun Sayın Başkan. Kurşun, bir adı Turunçgil Festivali. Turunçgil konusuyla ilgili bilgilendirme yapmak üzere, konuşmalarını yapmak üzere Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Hacı İbrahim Seçer Bey'i huzuru millete davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, Sayın Milletvekilim, 21. dönem Milletvekilimiz Sayın Mehmet Nuri Bey, değerli hemşerilerim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Burada muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri, bizzatiki ilk kurşun Kültür, Sanat ve Turunçgil Festivali adı altında dördüncüsü düzenlenecek olan bu merasimin yapılması için gerçekten özveri, fedakarlık göstererek çalıştılar. Bir şeyleri üretme sevdası içerisinde olduklarını hep birlikte sezinledik, gördük. Öncelikle Dört Yol İlçe Belediye Başkanımız Zahir Yaşar Toksoy Bey gerçekten Dört Yolumuzu tanıtmak amacıyla özellikle kültürümüzü, sanatımızı aynı zamanda Turunçgil'imizi de tanıtmak anlamında elinden gelen bütün gayretleri insanlarımıza tanıma, imkan sunma içerisinde oldular her zaman. Bu yönüyle gerçekten takdir ediyoruz. Üreticilerimiz adına ve şahsım adına bir kez daha kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli konuklar, çok değerli hemşehrilerim, kültürün, sanatın icra edilebilmesi için öncelikle bağımsızlığımızın tam olması gerekiyordu. Bu manada kültürümüzü, sanatımızı ifade etme adına ilk kurşun atılarak bağımsızlık, istiklal meşalesinin ateşi ilçemizde yapılmıştır. İlçemizde ilk kurşun atılarak hareket başlatılmıştır. Böylece misaki milli sınırlar içerisinde yurt satında örnek teşkil etmiştir. Bütün ücra köşelerine kadar dört yoldaki hareketin tesiri ve sirayeti hissedilmiştir. Bu yönüyle bir kez daha ilk kurşunun dört yolda atılmasının gururunu ve onurunu yaşıyoruz hep birlikte. Evet, dört yol deyince aklımıza tabii ki Narenciye gelmektedir. Bu tarım değerini hep birlikte biraz daha ileriye götürebilmek için üretim kalemine baktığımızda ülkemizde sosyal ve ekonomik öneme sahip olan bir üretim kaynağıdır, tarım değeridir.
Dört yolda bir değerlendirme yapacak olursak, dört yol bundan önce Erzin ve Payas ilçeleriyle birlikte anılırdı. Mevcut dört yolun aslında Payas ile Erzin yüz ölçümü 800 kilometre kareye yakındır. Şu anda dört yolun yüz ölçümü tek başına 350 kilometre karedir. Böylece bu tarım değerini biraz daha ileriye götürebilmek için neler yapılabileceğini biz düşündük arkadaşlarımızla. Aynı zamanda tarım ilçe müdürlüğümüz ile de yaptığımız istişarede bu tarım ürününü değerlendirmek için A'dan Z'ye ne yapabiliriz diye düşündük. Bir SODES projesi hazırladık. Bu SODES projesi kapsamında narenciyenin çiçeğinden, yaprağından neler yapılabileceğini ifade etme adına kültürümüzü ortaya koyduk. Deodoranlar ürettik, kremler ürettik, leçeller ürettik. Tıpta kullanılabilecek ilaçların portakal hapı adı altında kapsüllerinin olabileceğini ifade ettik. Şimdi ise üreticilerin yegane sıkıntısı üretilen ürünlerin tamamının değerlendirilememesidir. Ürettiğimiz narince meyvelerinin kabuğu bir değer arz etmektedir. Çürükleri de değer arz etmektedir. Sofralık ürünü de zaten değerlidir. Biz buradan baktığımızda çiçeklerini kullanarak gerek kozmetik sanayide gerek gıda sanayinde de bunları kullanabileceğimiz yönünde bir çalışma başlattık. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Başkanlığı nezdinde bir fizibilite raporu hazırlanmaktadır. Bu rapor çerçevesinde sonucuna göre inşallah ilçemizde belediye başkanlarımızın katkısıyla belediye iktisadi teşebbüsü adı altında bir özel şirket ihdas etmek suretiyle de yine sivil toplum örgütlerimizi de konsorsiyuma dahil etmek suretiyle böyle bir entegre tesisi kurmayı planlıyoruz. Çünkü dört yollar için narenciye üretimi gerçekten önemlidir. Sağ olsun belediye başkanım bu değerimizi biraz daha anlatabilmek için, müreffeh bir ilçe nüfusu oluşturabilmek için bu festivale önem verdi. Adını Kültür, Sanat ve Turunçgil Festivali olarak taşlandırdı. Tabii ki bu kültürümüzü, sanatımızı icra etmek için bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bağımsızlık çok önemlidir, demokrasi önemlidir. Kültürün ve sanatın kaynağı, kalkınmanın kaynağı, sizler de takdir edersiniz ki demokrasi ve bağımsızlıktır. Bu yönüyle bir kez daha belediye başkanlarımı kutluyorum burada. Katkı sunan bütün sivil toplum örgütlerine, siyasi farklı ilçe teşkilatlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Bir kez daha katılımınızdan dolayı sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Türk devletlerimizin bayrakları huzurlarınızdan geçiyorlar ve aşağı iniyorlar. Devletlerimizin bayraklarını taşıyan sancaktarlarımıza da bir büyük alkış istiyorum sizlerden. Allah onlardan razı olsun. Evet, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hatay Milletvekilimiz, Dört Yol Belediye Başkanımız, 21. dönem Hatay Milletvekilimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, Kurum Müdürlerimiz, Hatay'ı ve Dört Yolu yöneten değerli protokol şu anda
Dördüncüsü düzenlenen İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'nin açılışını yapıyorlar. Kuvvetli alkışlarınızla. Kökeni var, özü var. Kör değil ya gönül denen gözü var, gözü var. Efe bilgelerin 3-5 sözü var. İlmin ışığında yanmak farz bize. İlmin ışığında yanmak farz bize. Uğraşmayız kimsenin de eliyle, köleyle, mezhebiyle, diniyle. Uğraşımız muhabbetle, sevgiyle. 73 milleti sevmek farz bize. Uğraşmayız kimsenin değeriyle, kökeniyle, mezhebiyle, diniyle. Uğraşımız muhabbetle, sevgiyle. Hoş geldin dört yol, şeref verdin dört yol. Evet, akşam konserlerimizin ilk günündeyiz. Öncelikle sizleri Türkiye'ye doyurmak istiyoruz. Kuvvetli alkışlarınızla Türk halk müziğinin güçlü sesi geliyor. Kuvvetli alkışlarınızla Duygu Koçak geliyor. Sen her yeni modern götür.
Hey veriyor muyuz? Keyfimiz yerinde o zaman. Bir alkış alabilir miyiz Duygu Koçak anlatan diye? Evet, varlıklarıyla festivalimizi onurlandıran Duygu Koçak hanımefendiye teşekkür hediyesini ve çiçeğini takdim etmek üzere dört yolumuzun Şehrül Emin'i Yaşar Toksoy Bey'i alkışlarla huzura davet ediyorum. İstanbul'da gördüğünüzde daha iyi. Maşallah. Hastanedeki ziyaretinizden dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Bugün bir daha iyi bir şey. Şükürler olsun. Sizi böyle ayakladık, gördük. İnşallah daim olsun. Evet, hastaneye geldik. Ağrılar içindeydiniz ama şükür bugünümüz ediyorum. Maşallahımız var. Allah mazarlardan saklasın başkanım. Sağlıklı bir ömür diliyorum size. Hep beraber tabii. Bütün ailemizle, bütün varlığımızla, bütün ülkemizle beraber. İnşallah başkanım. Başkanım gerçekten inanılmaz güzel bir memleket. Ben ilk defa dört yola geldim. Davetiniz üzere. Bizi dört yollarla buluşturdunuz. Sağ olun, var olun. Allah eksiklerinizi göstermesin. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin gözlerinizle bu festival 1918 ilk kuşunun 99. yıl dönüm etkinlikler içerisindeki evet, dördüncüsünü tertip ettiğimiz, inşallah gelecek yıl 100. yıl dönümü etkinlikler içerisinde, 100. yıl dönümü etkinlikler içerisinde sizlerle birlikte daha güzel programlarda, dört yolun sana ifade ettiğiniz manada yüreği güzel, gönlü güzel, sıcak, memleketimiz öyle, dört yolumuz öyle, Hatay'ımız öyle, Türkiye Cumhuriyeti misaki milli sınırlarımız öyle ve dolayısıyla buradan sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti misaki milli sınırları değil, bütün Türk dünyasına, bütün Türk illerine selamlar, saygılar sunuyoruz. Milli ruhun şahlandığı şehirden, dört yoldan bu 99. yılın dönümü kimlikleri dolayısıyla başta siz dört yolda hemşerilerimiz, çok saygıdeğer konuklar, gönül dostları, başta hanımefendiler olmak üzere sevgili gençleri, sevgili çocukları, bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz diyorum. En güzel akşamlar sizlerin olsun diyorum. Ve dolayısıyla sizlerin bir kardeşi, bir aileyi, bir gönül dostu, bir kardeşiniz olarak dört yola, dört yol insanına milli mücadelenin ilk kuşun atıldığı bu güzel şehre, bu Türkmen şehrine sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sizlerin hizmetinde ve hizmetkarı olmaktan ben ve bütün mesai arkadaşlarımla onur duyduğumu, gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Evet Duygu Hanım, dört yolu böyle. Daha güzel, daha mükemmel programlarda görüşmek dileğiyle, buluşmak dileğiyle. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Şahsınızda bütün saz arkadaşlarımızla saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Efendim ben diyorum ki son söz olarak, işte başkan, işte dört yol. Yürekten alkışlıyorum hepinizi. Varlığınız daim olsun inşallah. Yollar mavi.
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gecenin anısına çiçeğinizi kabul ediyorsunuz. Evet, milli mücadelenin şahlandı. İlk bayım yayınlığının başladığı. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin kuruluş öncesindeki süreçte bu önde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımlarını ve özgürlük meşalesinin özgürlük kurulduğunun ve ilk kurşunun altında müşerrette ve ilk anısına size de takdir etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Karanlık bir gecede, dört yol kara kesede, bir isyan başladı zalimin zulmüne. Bir isyan başladı zalimin zulmüne. Türk milleti mecalsiz, Türk milleti biçare. Kalsa da yapayalnız, kaçmadılar bir yere. Olsa da kimsesiz, kaçmadılar bir yere. Yedi düvel saldırdı, aç sırtlan misali. Bir yanda Fransız, bir yanda Ermeni. Şahlandı Mehmet Kara, omuzunda tüfeği. Gözlerini kırpmadı ve indirdi kafiri. Gözlerini kırpmadı ve düşürdü kafiri. İlk kurşun vatan için, ilk kurşun iman için, ilk kurşun Rahman için, Allah. Bayrak için, ilk kurşun toprak için, ilk kurşun elhak için, Allah için, dört yol için. Dört yol içi kan revan, dört yol kızıl kıyamet. Göz görmüyor dumandan ve dinmiyor felaket. Geçilmiyor baruttan ve dinmiyor felaket. Her bir yanında düşman, her bir yanı ihanet. Gülmesin boşanadan, bölünmez bu memleket. Gülmesin boşanadan, vatan satmaz bu millet. Yedi düvel saldırdı, aç sırtlan misali. Bir yanda Fransız, bir yanda Ermeni. Şahlandı Kara Hasan, omuzunda tüfeği. Gözlerini kırpmadı ve indirdi kafiri. Gözlerini kırpmadı
ve düşürdü kafiri. İlk kurşun vatan için, ilk kurşun iman için, ilk kurşun Rahman. Bayrak için, ilk kurşun toprak için, ilk kurşun elhak için, Allah için, dört yol için. Zifir karanlık bir gecede başladı bu kavga çocuk. Bir kavga ki namus için, bir kavga şeref için, bu kavga Allah için. Akif'in dediği gibi en kesif ordulara karşı çeteler kurduk çocuk. Dağa çıktık, dağa, seccade eyledik Hatay dört yol tepelerini. Ve yensürekallahu nesran azize diyorduk. Allah biz bilan diyorduk, Allah biz bilan. Ama şimdi haline bir bak çocuk. Ne çabuk kandın kafire, ne çabuk benzedin onlara. İngiliz'e, Fransız'a, Ermeni'ye. Oysa İslam bayrağını biz bugünler için çekmedik çocuk. Yarın nasıl ödersin onların haklarını? Nasıl bakarsın yüzlerine? Mehmet Kara'ya, Deli Ağa'ya, Selim Çavuş'a, Molla Yasin'e, Yusuf Celal'e, Kara Hasan Paşa'ya nasıl bakarsın çocuk? Kendine gel, kendine.